yurttaşlarımızdan şehirlerinin son gündemini almaya gayret edeceğiz. Hiç fazla uzatmayalım sözü ve ilk bağlantımız için Samsun'a gidelim. Samsun'da Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, gazeteci büyüğümüz sevgili Mehmet Yazıcı karşımızda. Mehmet abi hoş geldin yerel gündeme. Merhabalar Alper, hoş bulduk, sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet abi seçimler yaklaştı. Adaylar zaten aday adaylığı sürecinde seçim propagandasına başlamışlardı. Samsun Belediye evet. Başkan adayları da belirlendi artık. Artık isimler belli olmuş bir şekilde yollarına devam evet. edecekler. Böyle bir genel havayı yorumlayarak başlayabiliriz. Samsun'daki genel hava nedir? Adaylardan memnunlar mı? Partilerde iç savaşlar, iç çatışmalar var mı? Evet. Sendeki havadisler nedir? Samsun bence en renkli seçimini yaşayacak 31 Mart'ta. Çünkü Samsun'da olağanüstü günler yaşanıyor. Özellikle bu AK Parti'de adaylar açıklandıktan sonra müthiş bir kırgınlar ordusu oluştu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde mevcut bazı başkanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Bakan Mustafa Demir de dahil olmak üzere aday gösterilmediler. Aday gösterilmeyen AK Partilerin de neredeyse tamamı veya tamamına yakını neredeyse ya Yeniden Refah Partisi'ne ya da İYİ Parti'ye geçiyor. Bir tanesi de Hüseyin Dündar Çarşamba eski belediye başkanı. O da bağımsız adaylığını açıkladı Çarşamba'da. Yani eski AK Partililer AKP'ye karşı bir mücadele başlattılar denilebilir Samsun'da. Özellikle bu Adalet ve Kalkınma Partisi eski il başkanı var, Avukat Adem Güney. Mevcut şu an Yeniden Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Sokak'ta müthiş ilgi görüyor zaten. AK Parti'nin tabanının bu Yeniden Refah'la müthiş bir yakınlaşması söz konusu. Zaten Erbakan'ın partisi biliyorsunuz, şimdi oğlu Erbakan bakıyor. Öyle bir geçiş dönemi yaşanıyor Samsun'da. Bunun da bir etken daha var. Eski bakan Suat Kılıç'ın evet milli görüşten. Eski bakan Suat Kılıç da Yeniden Refah Partisi'ne geçti biliyorsunuz. Burada 19 Mayıs ilçesinde siyasete başlamıştı Suat Kılıç da. Mesela onun olduğu 19 Mayıs ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi 3. dönemini dolduran Mustafa Topal, Osman Topaloğlu'nu bir dönem daha, 4. dönem daha aday yapma kararı aldı. Şu an bütün gözler 19 Mayıs'a, çünkü 19 Mayıs'ta muhtemelen AK Parti belediye başkanlığı riske attı denilebilir. Bunun gibi başka riskli ilçeler de var. Yine Yeniden Refah Partisi. AK Parti'nin Samsun'da bir rakibi Yeniden Refah Partisi denilebilir. Her ilçede böyle. Yani 18 tane belediye. Peki bu Yeniden Refah Partisi ile önceki seçimlerde kurulan ittifaktan bu kadar emin miydi ki AKP kanadı bu kez Samsun'da yerel belediyecilik anlamında bu kadar riskli tercihler seçimler yaptı? Şimdi şöyle, aday belirleme konusunda hem süreyi uzattılar AK Parti'de. Süre uzadıkça çok iddialı adaylar da vardı her ilçeden, Atakum'dan, İlk Adım'dan, işte 19 Mayıs'tan, Çarşamba'dan. Fakat bu süre uzadıkça bekleyiş de arttı. Herkesin kendine göre Ankara'dan bir ilişkisi vardı, onu devreye sokuyordu falan filan. Ama son anda isimler açıklanınca, geçtiğimiz hafta açıklandı Mustafa Dağıslan'ın sonunda, herkes hayal kırıklığına uğradı. Yani aday gösterme adayların neredeyse tamamı diyeceğim size. Alper, Yeniden Refah Partisi'nde konuşlandı veya İYİ Parti'ye geçti veya bağımsız olarak adaylığını açıkladı. Sadece bu Atakum'da bir CHP'nin aldığı tek ilçe Atakum biliyorsunuz Samsun'da. Mevcut başkan Avukat Cemil Deveci'yi aday göstermedi Cumhuriyet Halk Partisi. Burada bir ön seçime gittiler. Ön seçimde eski ilçe başkanı Serhat Türkel kazandı. Onu aday gösterdiler. Şu an Atakum'da Adalet ve Partisi'nin eski belediye başkanı Adem Bektaş İYİ Parti'nin aday olduğunu açıkladı dün. Yani AK Parti'nin ciddi anlamda bundan rahatsız olduğu görülüyor. Daha sonraki belediye başkanı yine AK Partili İshak Taşçı'nın da bağımsız olarak adaylığını açıklayacağı bekleniyor bugün yarın. Yani Atakum'da yapılan her hamle şu an CHP'nin adayının işine geliyor denilebilir. Anladım. Şimdi ilçelerde durum böyle. Peki il genelinde özellikle AKP'nin bu kadar güçlü olduğu bir kentken Samsun bu küskünlüklerle, bu parti değişiklikleriyle, bu transferlerle özellikle İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi özelinde AK Parti'deki bölünmüşlük CHP'ye yarayabilir mi? Ya da muhalefet kanadının Samsun'da elini güçlendirme olasılığı var mı? Şöyle,
Bu aday olan Yeni Refah Partisi'ne aday olan eski AK Partililerin şu an onlar AK Parti'ye AKP diyorlar. Eski il başkanları, eski belediye başkanları için AK Parti artık AKP oldu. Onların Evet. AK Parti'nin oylarını ne kadar böleceğine bağlı biraz da. Aradan CHP'nin sıyrılması veya İyi Partili adayın sıyrılması. Bu bölenin gücüne bağlı. İki eşit oranda bölünürse belki aradan CHP'nin adayı veya İyi Parti'nin adayı sıyrılabilir. Fakat Samsun Büyükşehir'de bu çok zor görünüyor. Çünkü Büyükşehir'de büyük bir oy farkıyla kazanıyor AK Parti. Köylerde, kırsallardan gelen oylarla Büyükşehir'de herkes oy kullandığı için. Merkezde biraz zor görünüyor ama yine de merkezde AK Parti en çok zorlayacak olan isim AK Parti eski il başkanı iken Büyükşehir Yeniden Refah Partisi'nden adaylığını koyan avukat Adem Güney'in performansına bağlı. Adem Güney daha önce bütün bu alanı gezmiş ve buradan kaç kez seçim kazanmış, kazandırmış bir isimdi. O yüzden halkta çok karşılığı da var. Yani burada Büyükşehir'de bile AK Parti'nin rakibi yine eski AK Parti İlçe Başkanı Avukat Adem Güne, Yeniden Refah Partisi'ne aday olan Avukat Adem Güne görünüyor. Bir ihtimal CHP'nin adayı Cevat Öncü de aradan sıyrılabilir mi? Onu zaman gösterecek. Peki bu tartışmalar, parti içi küskünlükler vesaireler, şimdi bir de karşımızda gazeteci bir büyüğümüz var. Samsun'un kent dinamiklerini de bilen bir isim. Halktaki karşılığı, yani sandığa gidip oy kullanacak Samsunlu adaylar üzerinden nasıl bir profil çiziyor? Memnunlar mı, yoksa onlarda da bir hayret ya da bir şaşkınlık yarattı mı belirlenen isimler? Son sorum da bu olsun. Bir kere şöyle, bu genel seçimin ardından her yerde olduğu gibi Samsun'da bir büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Çünkü muhtemelen yeni bir değişiklik, Cumhurbaşkanı değişikliği falan düşünülüyordu burada da. Fakat son anda işte kıl payda olsa mevcut Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandı. Ondan sonra insanların böyle bir apolitikleştiği bir dönem gözlemliyoruz. Yani bir küskünlük var, işte hayattan soğuma, sandığa gitmeme gibi bir tavır olabileceğini düşünüyorum ama bu biraz adaylardan da kaynaklı. O heyecanı yaratabilecek adaylar olursa, şu ana kadar öyle bir şey göremedik biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir tek Atakum zaten CHP'nin alabileceğinden bir tanesi. Burada da dedim ya, atılan her adım CHP'nin işine geliyor. Muhtemelen Atakum'da CHP'yi kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Ama bunun dışında Büyükşehir'de şu an aday olarak gösterilen Çarşamba mevcut belediye başkanını AK Parti Samsun'da belediye başkanı aday olarak gösterdi. Çok büyük oy farkıyla kazanırsınız. Muhtemelen Samsun Büyükşehir'i alır diye düşünüyorum. Anladım. Benim soracaklarım bunlar Mehmet abi. Senin eklemek istediğin kent gündemiyle ilgili başka bir detay var mı? Şöyle bir şey var. Bugün otelde bir toplantı vardı. Vahap Munyar. Vahap Munyar'ı tanırsınız. Vahap Munyar Türkiye Gazeteci Cemiyeti yeni başkanı. Turgay Özbek'ten sonra seçilmişti. Bugün işte gittik sağ olsunlar. Enerji verimliliği konusunda bir söyleşimiz vardı. Gayet de bizi geçti. Onu ağırladık. Onu da ileteyim haber niyetine. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Teşekkür Mehmet ederim. Yazıcı. Çok sağ ol. Sağ olun. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, gazeteci abimiz Mehmet Yazıcı Samsun'daki seçim atmosferini bizlerle paylaştı. Adaylar üzerindeki değerlendirmelerin ne olduğunu söyledi ki parmak bastığı önemli konulardan bir tanesi Yeniden Refah Partisi'nin özellikle AKP ile gerçekleştirilen ittifak görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması ve Yeniden Refah Partisi'nin tüm bölgelerde kendi adaylarıyla seçime girecek olmalarını beyan etmesinin ardından çalışmalar da hızlandı. Bunu başka kentlerde de görmek muhtemel. Bu kentlerden bir tanesi de Samsun'du. Kentin sevilen isimlerinden biri, eski bir AKP'li il başkanı. Yeniden Refah Partisi'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve bu adaylık neticesinde aslında çok büyük oy farkıyla kazandığını belirtmişti az önce sevgili Mehmet abimiz. Ama bu dengeler, bu isimler üzerinden yeniden bir yarış dizayn ediliyor olması belki Samsun'da da dengeleri değiştirebilir diyelim.